Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde havan topu eğitimi sırasında top mermisi yanlışlıkla patladı. Patlamada Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı piyade uzman çavuş Onur Çapan şehit oldu. Şehidin acı haberi iki şehirde bulunan ailesinin evlerine ateş düşürdü. Çapan'ın şehadet haberi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan annesine, Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın da aralarında bulunduğu yetkililer tarafından verildi. Şehit uzman çavuş Onur Çapan'ın Isparta'da yaşayan eşine de acı haber ulaştırıldı. Zafer Mahallesi'nde oturan Çapan'ın eşi Makbule Çapan'a şehadet haberi yetkililerce verildi. Ailemize hep birlikte destek verelim. Ailesinin yaşadığı binaya Isparta Belediyesi ekiplerince Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu. İki çocuk babası Çapan'ın cenazesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından garnizon şehitliğine defnedilecek. Şehit Çapan'ın evli ve Asya Ela ve Nehir isimli iki kızı olduğu öğrenildi. Silahlı kuvvetler, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. ...12 Eylül 1980 günü sabah saat 3.59'da Türk Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde yönetime el koydu. Darbeyle birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında 5 kişilik bir Milli Güvenlik Konseyi kuruldu. Askeri darbeyle siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatılıp anayasa ortadan kaldırıldı. İşte ülkenin bağrına ok gibi saplanan 12 Eylül gerçeği. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu... 12 Eylül sabahı ordunun ülke yönetimine el koyması, 12 Eylül askeri harekatı olarak unutulmayacak bir isimle hafızalarda yerini aldı. Evren, ülkenin vahim durumundan ötürü darbe yaptıklarını ve ülke yönetimine el koyduklarını açıklıyordu. Vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlevlilik kazandırmak, harekatla birlikte Süleyman Demirel'in başbakan olduğu hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi davet edildi. 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir dönem başladı. Demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. Askeri harekatın bildirisi 12 Eylül 1980 sabahı devlet televizyonu ve radyolarından bu sözlerle duyuruldu. Yine aynı gün aynı araçlarla halka seslenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren yönetime el koymalarının gerekçelerini anlattı. 12 Eylül 1980 askeri harekatının gerekçeleri arasında ülkede yaygınlaşan siyasi cinayetler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birçok turun ardından Cumhurbaşkanını seçememesi ve 6 Eylül günü Konya'da Necmettin Erbakan önderliğinde yapılan yürüyüş gösterildi. ...1978-80 döneminde 40 binden fazla terör olayı gerçekleşmiş, sağ ve sol olarak gruplara ayrılan ülkede iç çatışma yaşanmıştı. Ülkede tırmanan sağ-sol gerginliği, bireysel ve kitlesel siyasi cinayetleri besledi. 12 Eylül 1980 öncesinde sağ ve sol siyasi hareketin önde gelen temsilcileri cinayetlere kurban gitti. Radikal grupların silahlı sokak çatışmalarında 5000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Doçent Doktor Bedrettin Cömert, gazeteci Abdi İpekçi, Gün Sazak, Nihat Erim ve tanımış birçok kişi öldürüldü. 12 Eylül 1980'e gelindiğinde ise 19 ilde sıkı yönetim uygulanıyordu. Ülkede, hükümette ve meclisteki sorunlarla birlikte ardı arkası kesilmeyen siyasi cinayetlerin yol açtığı yılgınlık havası, işsizlik, kıtlık ve iş yeri anlaşmazlıkları 12 Eylül öncesi dönemin son başbakanı Süleyman Demirel'in 70 sente muhtacı sözüyle özetlendi. Olaylar her geçen gün artarken ordu yönetime el koydu. Olaylar adeta bıçakla kesilir gibi son buldu. Sokağa çıkma yasağı getirilmiş, sıkı yönetim ilan edilmişti. Ve bilanço. Müdahale sonrasında 650 bin kişi gözaltına alındı. Gözaltılarda yüzlerce kişi kayboldu. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi.
Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı, 171 kişinin işkenceden öldüğü belirlendi. Gözaltı süreci sadece siyasilerle sınırlı değildi. Gazeteciler, yazarlar, adeta dikkat çeken herkes muhalif oldukları gerekçesiyle işten çıkartılıyor, hapse atılıyordu. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. 3315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit, Gelibolu Hamza Koya, Necmettin Erbakan'sa İzmir Uzunada'ya gönderildi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alparslan Türkeş ve bazı MHP yöneticileri 11 Ekim'de MSP lideri Necmettin Erbakan ve bazı MSP yöneticileri 15 Ekim'de tutuklandı. Özellikle yasa dışı sol örgütler hızla çökertilerek etkisiz hale getirildi. 1983 seçimlerinin ertesine kadar süren 12 Eylül dönemi boyunca binlerce kişi tutuklandı ve yine binlerce kişi sıkı yönetim mahkemelerince çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Darbenin dünyada da yankısı büyüktü. Demokratik ülkeler arasında yer alan Türkiye, 3. Dünya ülkeleri kategorisine indirildi. Türkiye bulunduğu pek çok uluslararası teşkilattan çıkarıldı. Hala acıları yüreklerde hissedilen darbenin mimarı Kenan Evren'in ömrünün son yıllarında savcı karşısına çıkarak "Şartlar oluşursa aynısını yine yaparım" demesi ise kan dondurmuştu. Afyonkarahisar dünyanın eli, Türkiye'nin ise 3 gastronomi kentinden biri. Damakları çatlatan Afyon yemekleri 6. kez gastronomi festivalinde ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Birbirinden ilginç ve özgün etkinliklerin yer aldığı Afyonkarahisar Gastronomi ve Turizm Festivali 27-28-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Görüntülerimizi aldıysak çektik. Afyon Motor Sporları Merkezi etkinlik alanında yapılacak festivalin tanıtım toplantısı Water Mall Alışveriş Merkezi ana sahnede yapıldı. Afyonkarahisar'da öne çıkan turizm değerlerini söylediğimizde... Tanıtım toplantısı öncesi katılımcılara Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret belgesi almış tescilli lezzetlerinden oluşan ikramlar yapıldı. Tanıtım toplantısına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Müstürler, Zafer Bölgesi Turistik Otelciler Derneği Başkanı Ali Gümüşan ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan ile festival paydaşları ile ilgililer katıldı. Turistik potansiyeli öne çıkan illerimiz arasında yer almaktadır. Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın sadece festivallerde değil, 365 gün gelinebilecek bir kent olduğunu söyledi. Bizim gerçekten anlatabileceğimiz, bizim gerçekten sahip olduğumuz ve insanlara sunabileceğimiz çok farklı potansiyeller ve güzellikler var. Bizler bunları inşallah gastronomi alanında da bütüncül olarak nasıl daha iyi tanıtırızı bütün kurumlarımızla birlikte elimizden geldiğince her yıl bir sonraki yıla daha da fazlasıyla aktararak anlatmaya gayret edeceğiz ve bu güzellikleri de tanıtmaya sizlerle birlikte inşallah sürdüreceğiz. Bu noktada ben çalışmaları için tüm kurumlarımıza, belediye başkanımıza, Hamza Şefimize, Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza, yine Ali Bey'e, bizler de valilik olarak her türlü festivalde, her türlü şampiyonada olduğu gibi kendi şehrimizin hayrına, tanıtımına, iyiliğine, güzelliğine matuf her türlü konuda sizlerin yanındayız, arkasındayız. Bizden ne gibi bir beklentiniz olursa bizler de şehrimiz için güç vermeye, destek vermeye hazırız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise festival kapsamında rekor denemesi yapacaklarını ifade etti. Şehrimizin sadece eşsiz lezzetlerini değil, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı büyük taarruzla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına zafere giden yolu açan bu aziz şehrin tarihini, kültürünü, termalini, doğasını, geleneklerini ve misafirperverliğini tanıtacağız. İşte bu yüzden festivalde sergileyeceğimiz her bir tat sadece bir yemek değil, içimizde taşıdığımız mirasın bir parçası olacaktır. Yine festival kapsamında meşhur Afyon lokumumuzun değerini ve pazar payını artırmak için bu yıl ilk kez Guinness rekor denemesine imza atacağız. Festivalin ilk günü Uzun Çarşı'da
Cumhuriyetimizin 101. yılı nedeniyle tam 101 metre uzunluğunda Afyon lokumu yaparak dünyanın en uzun lokumu kategorisinde Guinness Dünya Rekorlar kitabına şehrimizi dahil edeceğiz. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sert Eser ile Borsa Başkanı Müstürler de festivalin Afyonkarahisar'ın tanıtımına pozitif katkı sunacağını dile getirdi. Ne kadar şanslıyız ki gerek çeşitliliğiyle gerekse lezzetiyle mutfağının adından söz ettirdiği değerli bir şehiriz. Gastronomi Festivali'ne Afyonkarahisar Ticaret Borsası olarak destek vermekten onur ve gurur duyuyoruz. Otelciler Dernek Başkanı Gümüşhan ve Şef Hamza Kalkan da festivale herkese davet etti. Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çerezlik ay çekirdeği hasadı başladı. Belediye meclisinin almış olduğu kararla Kurtsera bölgesindeki %100'lük alana deneme amaçlı çerezlik ay çekirdeği ekimi yapıldı. Bugünse hasadı yapılarak güzel bir verim elde ettikleri görüldü. Bunun yanında sadece çerezlik ay çekirdeği değil, kabak çekirdeğinin de denemesi yapılıyor. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, deneme olarak yaptıkları ekimlerin amacından bahsetti. Burası Çobanlar Belediyesi'ne ait yaklaşık 100 dekar bir ekim sahası, deneme tarlası. Teknik terimle farklı söylemleri var. Burada biz amacımız belediye meclis kararıyla ve aldığımız kararla burada 100 dekarlık alanda aldığımız meclis kararında ziraat odası, muhtarlarımız, bütün sivil toplum kuruluşlarımızın ve hemşerilerimizin, çiftçilerimizin de teklif ettikleri yaklaşık 10-30'a yakın bir ürünü bu alanda denemek ve alternatif ürün çıkartmak maksatlı bir planladığımız alan burası. Bu bağlamda ilana çıktık ve yaptığımız 10 yıllık kiralama neticesinde firmamız burayı kiraladılar. Çitlemelik ayçiçeği tarzı bir ekimdi. Diğer 10 tane hünnap, çilek, biberiye, nane tarzı da 10 üründe tıbbi aromatik sahası olarak da belirlendiği alanda da yine bir ekim sahamız var. Bu ekim sahaları önümüzdeki yılda daha profesyonel, daha güzel bir şekilde inşallah çiftçilerimize, çobanlar çiftçilerine, bölge çiftçilerine, ekonomimize inşallah güzel ürünler çıkartmış olacak. İşletme sahibi Mustafa Sarıdere ise Çobanlar Havzası'nda birçok ürünün öncüsü olduğundan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Ürünün kalitesi noktasında Türkiye'de yurt dışından gelen birçok ürün işlenmekte. Bunu yurt içerisinde işleyerek katma değeri daha yüksek ürünler elde ederek çiftçimize, Türkiye'deki çiftçimize, Afyon'daki çiftçimize, Çobanlar'daki çiftçimize nasıl faydalı olabiliriz diyerekten çıktığımız bu yolda Rabbim bizi utandırmayacak inşallah. Allah'ın izniyle 3 yıl sonra, 5 yıl sonra ömrümüz varsa Çobanlar ilçesi havzasında birçok farklı bugüne kadar hiç ekilmemiş, bilinip de ekme cesareti göstermeyen birçok ürünün öncüsü olduğumuzdan dolayı gurur duyacağız kendimizle. Afyonkarahisar Polisi'nden dev uyuşturucu hap operasyonu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 162.232 adet uyuşturucu hap, 11 gram ağırlığında 7 parça uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla alakalı olarak EK ve BA isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı. Şurada bir yer olması lazım. Köpek nerede? Köpek. Adana'da yaşayan 61 yaşındaki adamdan Mart ayında evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada şahsın gidebileceği yerler araştırıldı. Bu kapsamda Konya'nın Ereğli ilçesi Aziziye mahallesindeki yeğeninin yanına gittiği belirlendi.
Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle adrese düzenlediği operasyonda yeğen gözaltına alındı. Yeğen ifadesinde dayısını aralarındaki tartışma sonrasında tabancayla vurarak öldürdüğünü ve çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf etti. Zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda kayıp şahsın cesedi bulundu. İşgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi, diğer kızı Özden, torunları ve damadıyla Didim Altınkum mahallesindeki evlerine geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sağlık ekipleri de aileye eşlik etti. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Eygi'yi kardeşi Yılmaz Eygi ve yakınları sakinleştirdi. Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da eve gelerek aileye başsağlığı diledi. Kaza Alaşehir Denizli Karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayvanlarına yem alan İmdat Gündoğ ve oğlu Mehmet Gündoğ, yemleri el arabasıyla karşı şeritte bulunan otomobillerine taşırken bir otomobil İmdat Gündoğ'a çarptı. İki çocuk babası İmdat Gündoğ olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz günlerde kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda bagajdaki koli içerisinde 25 bin sentetik uyuşturucu hap bulundu. Polisin yaptığı kimlik kontrolünde araç sürücüsünün Konya Barosu'na kayıtlı avukat olduğu belirlendi. Avukat ve yanındaki yolcu gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Avukat ve yanındaki şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan avukat, 7 Ekim 2021'de Konya Adliyesi bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda bacağından yaralandığı ortaya çıktı. Pazarcı amcalar. Vatandaşlar pazar yerinde aldığı ürünü belediyenin hassas terazisinde teyit edebiliyor. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir sakinlerinin kaliteli ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla kapalı pazar yerlerinde hassas terazi uygulamasını hayata geçirdi. Aldığı ürünün eksik olduğunu tespit eden vatandaşlar, zabıta ekiplerine şikayette bulunabiliyor. Ayrıca ekipler gün boyu tezgah sınırları, fiyat etiketleri ve terazi kontrolünü de elden bırakmıyor. Bağırarak, satış yaparak, gürültü kirliliğine yol açan esnafa da idari para cezası uygulanıyor. Sabah geldiğimizden itibaren etiket kontrolü, vatandaşı rahatsız edecek şekilde yüksek sesle bir bağırarak satış yapma söz konusu mu ona bakıyoruz. Pazar çizgileri yine vatandaşımızın rahatlıkla alışveriş yapmasına uygun şekilde dizilmiş mi ona bakıyoruz tezgahlara.
Bir de vatandaşa nasıl muamele yapıyor? Kötü muamele varsa, etiketlerde eksiklik varsa, bağırma varsa bunlara idari yaptırım uyguluyoruz, ceza uyguluyoruz. Yeşilbahçe kapalı semt pazarında meyve ve sebzelerini torbalara doldurulan müşteriler de hassas terazinin başına geçti. Aldıklarını tek tek tartarak kilogramlarını kontrol etti. İnsanlar daha güvenli alışveriş yapması için bir de esnafın gerçekten doğru veya yanlış tarttığını görmek için güzel bir uygulama. Her zaman tercih ettiğim bir pazar zaten burası. Güvenle geliyoruz buraya biz. Fazlasıyla hatta pazarcı dostlarımız bize fazla fazla koymuşlar ama kesinlikle çok güzel bir uygulama olmuş. Çünkü bazı hani suistimal eden insanlar olabiliyor. İnsanlar gelip buradan güvenle bakabilirler. Haklarını savunabilirler. Türkiye'de bir ilk. Balıkesir Ayvalık'ta öğrenci lokantasında 3 çeşit yemek 30 TL'ye veriliyor. Ayvalık Belediyesi öğrenci lokantasının açılışı yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Tebrik ediyoruz. İlk gün büyük ilgi gören öğrenci lokantasından 400 öğrenci yararlandı. Ayvalık'ın ilk kent lokantası konseptindeki lokanta, Boğaziçi Otel'in alt katında haftanın 5 günü 12-13.30 saatlerinde okulların yoğun olduğu bölgede hizmet vermeye başladı. Öğrencilere her gün 30 Türk lirası karşılığında 900-1000 kalorilik 3 çeşit yemek ve yanında meyve verilecek. Afiyet olsun. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik örneklerinden en güzelini, en insana dokunanını yaşama geçirdiğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri sosyal belediyecilik örneklerinden en güzeli, en insana dokunanını şu anda Ayvalık Belediye Başkanımız okullar bölgesinde gerçekleştiriyor. Türkiye'nin birçok yerinde kent lokantaları açtık. Burada da onun bir farklı temasını, öğrenci lokantası adı altında Ayvalık'ta, sanıyorum Türkiye'de ilkini Ayvalık'ta açıyoruz. Oldukça önemli, oldukça kıymetli. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de şunları aktardı. Bir kaldırımın üstünde oturan 3 tane çocuk, hepsi birlikte bir şeyler yemeye çalışıyorlardı ama biri diğer ikisine bakıyordu. Burada yaptığınız şey çok önemli. Hepsine eşit, güzel, dengeli bir beslenme olanağı sunuyorsunuz. Hem de çok güzel bir fiyat. Öyle zannediyorum 30 TL diye ifade edildi bana. Keşke Türkiye'nin dört bir yanında, 81 ilinde böyle bir hizmet imkanı olsa. Ayvalık'ta kent lokantası konseptinde öğrenci lokantası açmış olduk. Özellikle bu bölge okulların yoğun olduğu bir bölge olduğu için biz burayı tercih ettik. Buradaki amaç gelişme çağındaki olan gençlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri ve aynı zamanda da aile ekonomilerine katkı sağlamak adına böyle bir sosyal projeyi hayata geçirmiş olduk. Manisa'da 15 yıldır vinç operatörü olarak çalışan Doğan Çoban, Funda Akar'la dünya evine girdi. Ancak Çoban, gelini sıra dışı bir araçla nikah salonuna götürdü. Damat Doğan Çoban, yıllarca ekmek kazandığı vinci süsleyerek düğün aracı haline getirdi. Kız evine gitti. Müstakbel eşi Funda Akar'ı elinden tutarak vince bindiren Çoban, eşlik eden araçlarla konvoy yaparak nikah töreninin yapılacağı Yunus Emre Millet Çarşısı'na geçti. Gündelik hayattan farklı bir değişiklik olsun diyerekten böyle bir şeye yol düşündüm. Güzel olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel olur. Bizim de sonumuz güzel olur. Şimdi mutlu oluruz. Nikahları kıyılan genç çift ömür boyu mutluluğa imza attı. Sıra dışı gelin arabası ve konvoyu görenler gözlerine inanamadı. Genç çiftin sıra dışı evliliği gözlerine yansıdı. Sayın Doğan Çoban'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Funda Akar'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Yapılan kazılarla binlerce yıllık objeler gün yüzüne çıkarılıyor. Eceabat ilçesindeki 5000 yıllık Maydos Antik Kenti'nde bu yıl kazılara Temmuz ayında başlandı.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Maydos Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Göksel Sazcı yönetiminde 10 kişiden oluşan kazı ekibi ve 6-7 işçiyle devam ediyor. Evet. Devam eden kazı çalışmaları Eylül ayında sonlandırılacak. 2024 yılının ilginç buluntularından bir tanesi de bu gördüğünüz sapan taşı. Bu sapan taşı kurşundan üretilmiş. Biz 2018 yılında bir tane bulmuştuk ama yüzeyden bulmuştuk. Tarihlemesi mümkün değildi. Bu bulduğumuz sapan taşı son Tunç Çağı, erken Demir Çağı arasına denk gelen bir tabakadan geldi. Yani günümüzden yaklaşık 3300 yıl, 3400 yıl öncesine ait bir sapan taşı. Bunlar tabii öldürücü silahlar. Bunların taştan, topraktan olanları var. Bu kurşundan olanları nadir bulunan türlerden. Maydos Antik Kenti'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında 3400 yıllık kurşundan üretilmiş sapan taşı bulundu. Gelibolu Yarımadası'nda atılan en eski kurşun diyebiliriz. Gram olarak ölçtük biz bunu. Daha önce bulduğumuz 2018 yılında bulduğumuz örnek 43 gramdı. Bu 33-34 gram arası, 33,5 gram ağırlığında. Ucu da sivri gördüğünüz gibi. Yani bu bir insana isabet ettiğinde ya delip geçer ya da çok büyük hasar verir.